Evvel zaman içinde bir çoban ve karısı varmış. Bunların çocukları yokmuş. Çoban sokağa çıkıp oynayan çocukları görünce kederlenirmiş. Bir gün kırda gezerken, "Of, benim çocuğum yok, bundan sonra yaşamın ne anlamı var ki?" demiş. Çoban bu sözleri der demez bir taşın altından kendisi bir karış, sakalı bin karış, yaşlı bir cüce çıkmış, çobana yaklaşıp şöyle demiş. "Beni niye çağırdın?" "Ben seni çağırmadım," demiş çoban. "Hayır, çağırdın. Benim adım Of," demiş cüce. "Sana ne lazım söyle." "Bizim hiç çocuğumuz yok," demiş çoban. "Ben sana yardım ederim," demiş yaşlı cüce. "Ama bir şartım var, onu kabul edersen yardım ederim. Oğlum biraz büyüdükten sonra senin evinden ayrılıp evleninceye kadar dönmesin. İşte bu elmayı hanımına ver, bunu yesin, yedikten sonra bir oğlan doğuracak," demiş ve ortadan kaybolmuş. Çoban elmayı karısına vermiş, çok geçmeden altın saçlı güzel bir oğulları olmuş. Yıllar geçmiş, oğlancık büyümüş, dünyada ondan yakışıklısı yokmuş. Bir gün babası ona şöyle demiş. "Oğlum, senden ayrılmak benim için çok zor ama senin evden ayrılıp evleninceye kadar geri dönmemen lazım." Genç hüzünlenmiş ama yapacak bir şey yokmuş. Anasının babasının sözü kanunmuş. Babasıyla anasıyla helalleşip yollara düşmüş. Dağlardan, ovalardan giderken eski bir kervansaray görmüş, içine girip dinlenmek istemiş. Bakmış içeride 3 tane at var. O kadar güzellermiş ki genç bakmaya doyamamış. Atlardan biri dile gelip, "Ey yiğit, sen bize hizmetini al, pişman olmazsın, biz sana itaat ederiz," demiş. Genç çok sevinmiş, sabah onlardan birine binmiş, ikisini de dizginlerinden tutup yanında yürüterek yola düşmüş. Ama at ona şöyle demiş, "Bizi insanlara gösterme, kuyruklarımızdan birer kıl al. Bize ihtiyacın olduğunda kılları ucundan yak, o zaman biz sana geliriz." Genç atların kuyruklarından birer kıl koparmış, atları serbest bırakmış, kendisi de yayladaki ahala gitmiş. Ahaldaki çobanlar genci görünce misafir etmişler. Onlara iş aradığını söylemiş. Fakat kendisini biraz deli bozuk tanıtmış. Çobanlar sahiplerinin ona bir iş verebileceğini söylemişler. Genç sabah handan iş istemeye gitmiş. Hanın adamları, "Saygıdeğer hanımız, genç biraz deli bozuk ama çalışkan görünüyor," demişler. Han gence hizmetini almayı kabul etmiş. Diğer çalışanlar ona Deli Kalpak adını vermişler. Han'ın 3 kızı varmış. Nasıl olduysa bir gün Han'ın küçük kızı Deli Kalpak'ı fark etmiş. Fark etmiş de öylesine sevmiş ki dünyada yaşadığını unutup yemeden içmeden kesilmiş, sadece Deli Kalpak'ı düşünüyormuş. Bir gün Han'ın kızları bir elçi çağırıp şöyle demişler. "Bizim evlenme zamanımız geldi. Artık gerisini babamız düşünsün." Elçi hana varıp kızların dileğini söylemiş. Han biraz düşünüp şöyle demiş. "Bahçeden birer karpuz alıp bana getirsinler. Karpuzlar olgunlaştılarsa o zaman onları evlendiririm." Büyük kız tamamı çürümüş bir karpuz, ortanca kız bir tarafı çürümüş bir karpuz, küçük kız da yetişmiş olgun bir karpuz getirmiş. "Peki," demiş han, "evlenme zamanınız çoktan gelmiş." Uzaktaki yakındaki hanların oğullarını kızlarının karşısına çıkartmış. Kızlarına birer ballı çörek verip şöyle demiş. "Kimi seçtiyseniz ballı çörekleri onlara verin." Han'ın kızları ballı çörekleri alıp seçtikleri han oğullarına doğru gitmişler. Küçük kızı ise ballı çöreğini Deli Kalpak'a vermiş. Kız kardeşleri gülmekten kırılmışlar. Han gözlerine inanamamış, küçük kızına yine bir ballı çörek vermiş ama o ikinci defada ballı çöreğini Deli Kalpak'a vermiş. Bunun üzerine han çok sinirlenmiş. 2 büyük kızı için büyük toy düzenlemiş, küçüğünü ise Deli Kalpak'la birlikte bir kümese yerleştirmiş. Bir hayli zaman sonra han hastalanmış. Maharetli herkesi çağırmışlar, buna rağmen hiçbiri yardımcı olamamış. En son yaşlı bir cadı şöyle söylemiş. "Han ancak arslan eti yiyip ardından aslan sütü içerse iyileşecek." Han'ın 2 büyük damadı aslan etiyle aslan sütü aramaya çıkmışlar. Deli Kalpak kimsenin aklına gelmemiş. Günler sonra Deli Kalpak'ın karısı babasına gidip Deli Kalpak'a bir at verip onu aslan etiyle aslan sütü aramaya yollamasını istemiş. "O köleye böyle bir vazife vermek neye yarar?" demiş han. "Ama yine de gitmeyi çok istiyorsa yük taşıyan kısa boylu yaşlı ata binsin gitsin." Deli Kalpak o kötü ata binip gitmiş. Ülkeden çıkınca cebinden bir at kılı çıkarıp ucunu yakmış. Hemencecik üstünde silahlarıyla, zengin giysileriyle kahramanların bindiği at çıkıp gelmiş.
Deri kalpak giyinmiş ata binmiş, çok geçmeden nehrin kıyısına varmış. Bir süre sonra bir dişi aslan görmüş. Deli kalpak tam nişan almış ki dişi aslan sıçrayıp yalvarmış. Beni öldürme, küçük yavrularım var. Sana ne gerekiyorsa söyle, her şeyi yaparım. Bana senin sütünle bir yavrun lazım demiş deli kalpak. Dişi aslan hem sütünü hem de yavrusunu vermeye razı olmuş. Deli kalpak aslan yavrusunu ve sütü alıp geri dönmüş. Yolda giderken hanın büyük damatlarına yetişmiş. Onlar öfkeli öfkeli gidiyorlarmış çünkü hana hiçbir şey götüremiyorlarmış. Deli kalpak onlara yetişince onu tanımamışlar, verdiği selamı alıp onun nereye gittiğini sormuşlar. Aslan sütüyle aslan yavrusu aramaya çıkmıştım demiş deli kalpak. Karım hasta, işte ilaçları aldım gidiyorum. Damatlar ondan bir parça aslan etiyle birazcık aslan sütü istemişler. Deli kalpak, kürek kemiklerinize benim damgamı vurursanız size et ve süt veririm demiş. Damatlar razı olmuşlar ve karşılığında bir parça et ve bir miktar süt almışlar. Deli kalpak çok oyalanmadan onlarla selamlaşıp ayrılmış ve başka bir yoldan gitmiş, ülkenin sınırına geldiğinde yırtık kıyafetlerini giyip hanın verdiği kötü ata binip evine dönmüş. İkinci gün sabahleyin hanın büyük kızları babalarına aslan etiyle aslan sütünü getirmişler. Han onlara övgüler yağdırmış ama et ve süt hanın iyileşmesi için çok azmış. Bunun üzerine deli kalpağın karısı hana daha fazla süt ve et getirmiş. Han ondan almak istememiş ama eşi dostu ısrar edince almış. Han eti yemiş, sütü içmiş ve şöyle söylemiş. Ben daha iyiyim ama sütte tuhaf bir koku vardı. Babacığım biz kümeste yaşıyoruz ondandır diye cevap vermiş kızı. Han onların kümesten ahıra taşınmasına izin vermiş. Han aslan sütüyle aslan yavrusunun etinden sonra sağlığına kavuşmaya başlamış ama daha sonra yine güçten düşmüş. Bunun üzerine hana daha önce yardım eden büyücü kadını çağırmışlar. Han maral eti yerse iyileşecek demiş yaşlı kadın. Han büyük damatlarını maral eti bulmaya göndermiş. Küçük damadı aklına bile gelmemiş. İkinci gün deli kalpak hana gitmiş ve ilaç aramaya gitmek için ondan izin istemiş. Han bu kadar çok istiyorsan yine o kötü atı al da git deyip ona sırt çevirmiş. Deli kalpak yine hanın o kötü atına binip yola çıkmış. Köyden çıkınca at kılını ucundan tutuşturmuş. Önüne yine kahramanların bindiği bir at çıkıp gelmiş. Deli kalpak güzel giysileri giyip atına binmiş, bir vadide maral sürüsünü fark etmiş. Marallardan birini vurmuş. Kesip etini çuvala koymuş, büyük damatların gittiği yoldan geri dönmüş. Büyük damatlar yine elleri boş dönüyorlarmış. Üçü de selamlaşıp beraber yol almışlar. Sen nereye gidiyorsun demişler deli kalpağa. Annem hasta, maral eti götürüyorum iyileşmesi için diye cevap vermiş. Damatlar ondan bir parça et istemişler. Kaburgalarınıza damgamı vurmayı kabul ederseniz size et veririm diye cevap vermiş deli kalpak. Damatlar kabul etmiş. Deli kalpak onların kaburgalarına kendi damgasını vurmuş, bir parçacık et vermiş. Onlarla vedalaştıktan sonra başka bir yoldan evine gitmiş. Deli kalpak köye varınca yine hanın verdiği ata binmiş, kendi yırtık kıyafetlerini giymiş, eve gitmiş. Ertesi gün sabah hanın büyük kızları babalarına maral eti getirmişler. Küçük kızı da hana maral eti getirip gelmiş. Han onun getirdiği eti yemek istememiş ama diğerlerinin eti çok azmış, mecburen küçük kızın getirdiği eti de yemek zorunda kalmış. Han o eti yedikten sonra şöyle demiş, et iyiydi yalnız kötü kokuyordu. Babacığım biz ahırda yaşıyoruz, kokmasın da ne yapsın demiş küçük kızı. Bunun üzerine han onların ahırdan mutfağa taşınmalarına izin vermiş. Han iyileşmiş, iyileşmesinin şerefine kurbanlar kestirmiş, toy oyunlar düzenlemiş. Bütün halkı toplamış, uzak yakın bütün hanları oğullarıyla birlikte çağırmış. Büyük damatlarına çok iyi atlara binmelerini ve çok pahalı kıyafetler giymelerini buyurmuş. Ben bu sevinçli günde damatlarımın herkesten üstün olmasını istiyorum demiş. Deli kalpak bunu duyunca hanın onu damadı olarak saymamasına çok üzülmüş. Köyün öteki ucuna gitmiş, karakılın ucunu tutuşturmuş. Önüne kahramanlarının bindiği süratli kara at çıkmış. Deli kalpak hemen güzel giysileri giyip kahramanların bindiği kapkara ata binip hanın avlusuna yetişmiş. İnsanlar şaşkınlıkla, hayranlıkla baka kalmışlar. Deli kalpak attan inmiş, atı hanın önüne göndermiş ve şöyle demiş. Han, işte bu kahramanların bindiği at artık senindir. Sonra ortadan kaybolmuş.
Ardından ak bir atla ve koyu mavi bir atla yeniden ortaya çıkmış ve tüm atlarını hanın önüne yollayarak işte bu kahramanların bindiği at senindir demiş. Kim bu kahraman soruları ayyuka çıkmış. Han da hayranlık içindeymiş ve merak ediyormuş. Han işitmek isterse demiş deli kalpak, ben hepsini anlatmaya hazırım. Han izin vermiş, sonra genç bizim bildiğimiz hikayeyi anlatmaya başlamış. Han o kadar çok şaşırmış ki bu şaşkınlığa kalbi zor dayanmış. Bu gencin küçük damadı olduğunu anlamış ama hikayesini kesmemiş. Anlatması bitince, tüm bunlara inanmıyorsanız büyük damatların kürek kemikleriyle kaburga kemiklerine bakın. Orada benim mühürümü bulacaksınız demiş. Bunun üzerine han onlara gömleklerini çıkarmalarını buyurmuş, herkes onların hem kürek kemiklerine hem de kaburgalarına vurulmuş damgaları görmüş. Han büyük damatlarına kendisini aldattıkları için çok kızmış. Bütün halkın huzurunda han yalnızca deli kalpağı kendisine damat kabul etmiş ve bütün hanlığını ona vermiş. Büyük damatları ülkeden kovmuş. Deli kalpaksa genç karısıyla birlikte mutlu mesut yaşamış.